Merhaba Ayşegül Hanım, ben Aslı. Ben boşanmış olduğum eski eşimle barışmak istiyorum. Ondan özür dilemek istiyorum. Çocuğum için, ailemi tekrardan kurtarmak istiyorum. Ne olur bana yardımcı olun. Başka çarem yoktu, size müracaat etmek zorunda kaldım. Çünkü oğlumun hastalığından dolayı o zamanlar gerçekten mantıklı düşünemiyordum. Ama bu zaman diliminde çok iyi düşünme fırsatım oldu. Bana yardımcı olun, size güveniyorum. Çocuğum hastaydı. Lösemi hastası oldu. Eşim hiçbir zaman benim yanımda olmadı Ayşegül Hanım. Bir insan yani kaç gün uykusuz kalabilir? Ha? Çocuğum ölecek diye kaç gün uykusuz kalabilir Ayşegül Hanım? Size soruyorum. Ben geceleri uyuyamıyordum. Acaba nefes alıyor mu? Acaba öldü mü? Acaba karnı iniyor mu, kalkıyor mu? O korkularla uykusuz kaldığım gecelerde psikolojim bozuldu hep. Ben de insandım. Benim de duygularım vardı. Benim de hayallerim vardı ama kimse anlamadı. Tek kaldım. Benim çocuğum, ne olursun bak. Annesiz babasız büyümüşsün. Sana yalvarıyorum. Araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Ben sizinle biraz sohbet etsem. Nişanlı olduğum için nişanlımla beraber gelmek istiyorum. Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Şimdi sizi Aslı Hanım'la tanıştıracağım. Bakalım Aslı Hanım kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Aslı Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Aslı Hanım, programımıza başvurdunuz. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın, bir de seyircilerimiz duysun. Ayşegül Hanımcığım, ben ayrıldığım eski kocamdan bir şans istiyorum. Evet. Çünkü çocuğum hastaydı. Lösemi hastası oldu çocuğum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. O dönem... İsmi ne çocuğunuzun? Emirhan. Emirhan, Allah, evet, bağışlasın. İyi mi şimdi? Çok şükür, iyi. Çok şükür. İyi. Ama o dönemler tabii biz hiç iyi değildik. Kemal Bey'le aramız hiç iyi değildi. Yani maddi manevi, çocuğumuzun hastalığı. Yani onun sorumsuzluğu. Yani bana eşlik görevini yapmayışı. Çocuğuna babalığın yapmayışından dolayı. Her şey üst üste geldi. Ben koptunuz onunla. Tabii tabii, koptuk zaten o dönemlerde. Çocuğumuzun hastalığından dolayı ayrıldık, ettik. Yani o zaman diliminde çok düşünme zamanım oldu. Doldur boşalt yaptım. Kendi haklı olduğum taraflar vardı. Eşim hiçbir zaman benim yanımda olmadı Ayşegül Hanım. Aslı Hanımcığım, tam olarak boşanma gerekçeniz neydi? Maddiyat, çocuğumun işte hastalığı. Hastalığı. Çocuğu, yani eşimin aslında nasıl söyleyeyim size... Vurdum duymazlığı daha çok. Ne zaman başladı Emir Hanım bu rahatsızlığı? Ne zaman fark ettiniz? 7 yaşındayken o teşhisi koydular. Ya o teşhisi koyduk, zaten benim hayatım bitti. İnanın benim hayatım bitti. Ben şu an hani size anlatıyorum ama eşimden bir şans istiyorum. Ondan özür dilemek istiyorum. Ben o zaman cahildim. Yani düzgün bir hayatım olmadı ki. Genç kızlığım da olmadı. Size neyi anlatayım, nasıl anlatayım? İnanın elim ayağım titriyor. Sakin olun. Onların hepsini konuşuruz Aslı Hanım.
Peki yavrunuz şimdi iyi dediniz. İyi, çok şükür iyi. Çok şükür. Ne kadar sürdü bu rahatsızlık? Yani rahatsızlığı hemen hemen yani... Yani tedavi oldu değil mi şimdi? Oldu, oldu. Ne kadar sürdü bu tedavi süreci? Bir 3-4 yıl oldu mu? Oldu, oldu. O kadar oldu, evet. Ya zaten biz geldikten sonra yani çocuğumun hastalığı, o süreçte hastanede kalmam, öncesi, sonrası inan beni yıprattı yani. Ya zaten ilk başta geç kızlık dönemimde de iyi bir yaşantım olmadı ya. Ya gülmedi, yüzüm gülmedi. Şimdi ben hani onunla... Ondan özür dilemek istiyorum ama o beni affeder mi bilmiyorum. Ama yine umutluyum. Ben onun için zaten size başvurdum. Ne olur bana yardımcı olun. Ben size inanıyorum. O da çok kötü bir insan değildi. İnan ben de değildim. Ama şu yokluk var ya. Ben böyle olmasını istemezdim. Yani lösemi bir çocuk, çocuğun hastalığı inan kolay değil. Kolay olur mu aslanım? Hiç ya? Kolay değil. Allah düşmanıma vermesin. Amin. Eğer benim gerçekten... Ölüp ölüp dirildiniz değil mi? Sormayın. Benim eğer eşim arkam, yani yanımda bana destekçi olsaydı ben bugün burada olmayacaktım. Şu an çocuğum benim 16 yaşında. Ha çok şükür. İyi. Ama babasız yuvam dağıldı. Yuvam dağıldı. Ben tekrar çocuğum yuvasız kalmasın diye size geldim. Özür dilerim. Yani bunlar yılların birikimi Ayşegül Hanım. Bunlar hani bir iki günlük mevzu değil ki. Aslı Hanım, Kemal Bey ne iş yapıyordu? Kemal bir arkadaşın tekstil atölyesinde çalışıyordu Ayşegül Hanım. Ya aslında ben orada çalışmasını onu istemiyordum. Çay içer misiniz? İyi olur. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun size de. Siz tekstil atölyesinde, fabrikasında her neyse, evet, çalışsın istemiyordunuz. Sebep? İstemiyordum çünkü sebebi şöyle. Çok çalıştırıp az para kazanıyordu. Yani kullanıyordu. Tabii onu kullanıyorlardı. O da mecburdu, hani çocuğumuz hasta. Ama o da hiç itiraz etmiyordu. Arkadaşı bir gün ona demiş ki, Kemal demiş, onun o hani iyi niyetini kullanacak ya. Kemal demiş, gel sen benim iş yerime ortak ol. Tabii. Kemal geldi bana söyledi, dedi sen burada iş yerine ortak ol demiş. Ben de bir başka atölye açacağım, ben de onun başında dururum. Kemal de bana geldi söyledi. Ya ben şok oldum. Neden biliyor musun Ayşegül Hanım? Şimdi bak televizyonlarda olsun, kolu komşumuzdan olsun, çevremizden olsa duyuyoruz. Elde yok, avuçta yok, cebinde para yok. Niye gelmiş, ortak olur? He, arkadaşı gelmiş demiş ki... Altında bir şey arıyorsunuz değil mi? Tabii ister yani doğal olarak. Çok ya haklısınız. Ben şimdi nereden bileyim bu arkadaşı dediği kişi onu dolandırmayacak, etmeyecek? Ya da başına kötü bir şey mi gelecek acaba? Yani parasız pulsuz niye birini ortak edesin? Yani? Tabii ki. Hani bir şey mi yükleyecek ona acaba diye düşünüyorsunuz. Evet evet, zaten hep bir şüphe vardı içimde. Hani Kemal bakıyordum, telefonlarını araştırıyordum akşamları. O uyuduğu zaman bakayım işte mesajı var mı, kimle konuşmuş, kimle etmiş. Ama o yüreğinde, özünde iyi bir adamdı ya. Hani ben böyle şüpheleniyordum ama şey yapmadı. Yani gidip ortak mortak olmadı. Çok kontrol ettim ama Allah'tan o yönde bizim başımızı belaya koymadı yani. Peki boşanmayı kim istedi Aslı Hanım? Vallahi boşanmayı aslında ben istedim. Peki yavrunuz bu boşanma sürecinden Emirhan ne kadar etkilendi, nasıl etkilendi? Ya şöyle, etkilenmez olur mu Ayşegül Hanım? Yani ben sürekli zaten günümün çoğunu hastanede geçiriyordum. Ya. Eşiniz yardımcı olmuyor muydu? Ya. Hani ya, siz gidin o gelsin o evet, gitsin. Evet ya, eşim gidin. Yardımcı şöyle olmuyordu. Ya zaten orada tekstilde çalıştığı için parça başı iş alıyordu. Az az para alıyordu. Bana diyordu ki hani Aslı, ben hastaneye gelip kalsam çocuğun yanında... Hak, iş kaybederim. Evet, iki gün çalışmasam işler birbirine girer, bilmem ne şöyle böyle deyip duruyordu. E ben de diyordum bırak çalışsın bari, hiç olmasa ben buradayım, çocuğumla ilgileniyorum. Ama öyle bir şey ki Ayşegül Hanım, ben hastaneden geliyorum, zaten olay orada patlak veriyor. Ya geliyorum, ev darmadağınık. Ya be adam... Ben niye dağınık? Ya niye dağınık? Yiyor, içiyor. Hani sorumsuz diyorum. Kendi ya. Başına mı? Yok. Bir de kardeşi var. Kardeşi var. Tabii. Ailelerinizi soracağım. Aileleriniz bu aşamada destek olmadı mı? Yok yok, ne destek? Eşinizin ailesi. Evet evet, yani desteği bırak. Ne geliyorlar,
Ha en son bir Kemal'in annesi babası gelmişti. İşte dedesinin çocuğunuz evet hani torunumuz Lösemi fazla gelmek istemiyoruz. İşte hani ev havadar olsun, temiz olsun, hijyenik olsun. Öyle diyorlar tabii ama. Tabii çok önemli bu söylenen. Yok doğru. Ha. Ben ona bir şey demiyorum. Öyle ama şey kolonya çiçekle mi geldiler? Alıyorlar işte meyve bir şeyler alıyorlar geliyorlar. Allah razı olsun ben bir şey demiyorum onlara. Ondan ama size el gibi gelmiş. Aynen. Geliyor. Yani ne varlıkları belli ne yoklukları. El de bir öyle kere geliyor yani. Öyle sonuçta. Bir kere geldiler. O da o lafları söylediler. Bir şey demiyorum da onlar gelmiyor. Oğulları geliyor. Çat kapı yenge ben kardeşi. Geldim. Ha Kemal'in kardeşi. Yenge ben geldim. Hastalık sürecinde mi? Evet tabii. Ya şimdi ben Kemal'a diyorum ki Ayşegül Hanım. Ya inanın kusura bakmayın o kadar dertliyim ki. Hayır. O yüzden ki. Buradayız dinleyeceğiz. Anlatamam size ya. İnan anlatamam ya. Şimdi bir dakika bu hastalık sürecinde Kemal Bey'in kardeşi sizde mi kaldı? Evet. Öncesinde de öyleydi. Öncesinde de öyleydi. Geliyordu gidiyordu. Bizde bir huzur rahat bırakmadı ki. Abisi neyse kardeşi de aynı çat kapı geliyordu. Ben diyordum ki Kemal bak biz bir üçümüz aileyiz. Emirhan'la artık bizim aile olduğumuz. Bir de eşinizle belki yan yana kalmak istersiniz. Tabii ki. Bir üçüncü kişi zordur. Tabii ki Ayşegül Hanım. Hele çat kapı gelen bir üçüncü kişi. Sen ne diyorsun? Zaten o yüzden diyordum şeye Kemal'e. Kemal. Bak biz bir artık aileyiz. Hı hı. Bizim çocuğumuz var. Hasta çocuğumuz. Bizim onun masraflarıyla giderlerimizi oturup konuşmamız lazım. Nerede? Söylüyordum bir kulağından giriyordu öbür kulağından çıkıyor. Ha duvara söylemişim ha o. Geliyordu. Bu yüzden boşandınız. Ya her şey etken aslında. Hı. İnan o hastaneden geliyordum var ya bana koca bir liste veriyorlardı. Ya kolay mı ben onun o karnını doyurabilmem. Bizim yediklerimizi yemiyorlar. Yeri geliyordu ben yemiyordum evladım o dönem evet hani çocuğumdan önce şeyde çalışıyordum kuaför dükkanında ama çocuğum hastalandıktan sonra çocuğumun yanında kalacak kimse yoktu. Çocuğum korkuyorum Ayşegül Hanım gece yatamıyorum. Psikolojim bir şey bozuldu. Olacak diye. Uyuyamıyorum. Nefes alıyor mu almıyor mu diye bakıyorsun. Bir insan yani kaç gün uykusuz kalabilir? Ha, çocuğum ölecek diye kaç gün uykusuz kalabilir Ayşegül Hanım size soruyorum. Ben geceleri uyuyamıyordum. Acaba nefes alıyor mu? Acaba öldü mü? Acaba karnı iniyor mu kalkıyor mu? O korkularla uykusuz kaldığım gecelerde psikolojim bozuldu hep. Ama beni anlamadı. Onu ben çok kibar büyüttüm. Ona çok narin büyüttüm. Artık kadınlığımdan vazgeçmiştim. Ben sadece çocuğuma adadım kendimi. Ben de insandım. Benim de duygularım vardı. Benim de hayallerim vardı ama kimse anlamadı. Tek kaldım. Ne Kemal'in ailesinden ne kendi alemden. Hiç kimseden maddi manevi hiçbir destek görmedim. Ondan sonra işte o korkularla psikolojim iyice bozuldu. Bir de geliyordum hastanede o ev öyle dağınık her taraf bir tarafta kardeşiyle sanki dalga geçer gibi iyice çıldırıyordum. Ama onun da o pasifliği diyordum artık ne olursun hani biraz girişken ol biraz atılgan ol. Ben çok şey istemiyorum çok para istemiyorum inanın bak. Yeter ki mücadeleci olsun. Ekmek parası kazanmak kolay değil evet ama hiç yani mücadele değildi. Boş veren biri galiba. Aynen yani. Öyle. Hani, vurdum duymadım. Hani vardır ya öyle tipler akşama kadar kazanır sabaha kadar yer onu. Yani. Bir de üstelik ben çocuğum okula yazılmak istedi. Hani dedim okula verirsem. Hani okul ortamı, öğretmenleri, arkadaşları, hasta çocuğum çünkü. Moral olur evde ne kadar hani onu mutlu edebilirim. Tamam ben annesiyim ama. Çocuğumu bile okulda ağlattı biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Ne diye? Bana yaptı yapacağını. Bir de çocuğumu ağlattı. Ben çocuğumu okula götürdüm, yazdırdım. Hani tembihliyordum oğlum maskeni tak, bak mikrop kapma şu falan. Okula şimdi gittim. Herkes maske takar oldu. Evet aynen öyle. Sonra o ilk günü de okuldan çıktı. Anne diye bir bağırarak okuldan daha ilk dersiydi ya daha okul yani teneffüs zili çalmadan. Ay nasıl korktum. Böyle ufacık şeyde artık hani böyle iç çekiyordum.
Her şeyden korkuyordum. Oğluma bir şey mi oldu? Ettim. Geldi, sarıldı bana. Dedi ki anne, anne nasıl ağlıyor? O maskenin altından akıyor. Oğlum, oğlum ne oldu falan, korktum. Bahçe dışına çıktım. Söylemiyor. Sonradan dedi ki anne dedi, okul arkadaşlarım dedi benimle dalga geçtiler dedi. Ben dedi duydum dedi. Niye dedim oğlum dalga geçiyorlar seninle? Senin neyin varmış dedim. Ah Kemal yine orada da yapacağını yaptı. Dedi ki anne dedi, babam dedi okulun hani istediği dedi mağazadan almamış formaları. Gitmiş başka yerde diktirmiş. Dedim oğlum, rengi aynı değilmiş, kumaşı aynı değilmiş. Ben okulu da istemiyorum, öğretmenleri de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum dedi bana. Yani bu kadar bir çocuk okuldan soğutulur mu Ayşegül Hanım? Ha? Daha çok bizim ona hani okula gitmesi için mücadele etmemiz gerekirken o hastalık döneminde ben de onunla beraber öğrenciydim. Ben de bilmiyordum. Yani ona söyleyebilirdim evet hani arkadaşlarına falan ama ben de acemiydim. Söyleyemedim. İlk günüydü zaten. Kendi aileniz size hiç destek vermedi mi aslan? Kendi ailemin de durumu yoktu ki, onlar uzaktı zaten. Yani birbirimize çok hani şey yapamıyorduk. Maddi yönden birbirimize destek çıkamıyorduk ama ben şöyle düşünüyorum bu zamanda. Kemal'in ailesi dedi, benim ailem dedi olsaydı inan biz böyle olmazdık. Her iki tarafla ancak kendi yağımızdan kavruluyorduk Ayşegül Hanım. Bugün bir baktım kapı çaldı. Kemal kapıya çıktı, kapıyı da böyle hani kapatıyor ki ben duymayayım diye. Hmm. Ben duymuyor muyum kapının arkasında konuşalım? Yani. Bir baktım ki ev sahibi gelmiş. Fısır fısır konuşuyorlar böyle. Meğer ev sahibi gitti, kulak misafir oldum. Ev sahibi diyor ki iki aylık kirayı bana ödemediniz. Bir ay içinde benim kiramı ödeyin yoksa evden çıkacaksınız. Atarım sizi. Oo, beynimden kaynar suları döktüler Ayşegül Hanım. Ya zaten ben zaten... Bu adam rutin olarak kirasını falan ödemiyor mu canım? Para, belli bir para Ayşegül gelmiyor Hanım, mu? Hanım, ne yapmış o parayı? Para dediği özür dilerim. Zaten az az alıyor, parça parça alıyor. Ama sonuçta bir yere kira vermesi gerektiğini biliyor. Biliyor. Ne yaptı? Bir yerde yemedi inşallah vallahi ben parayı. Bir şey, yani sormadım da ama büyük bir ihtimal kardeşiyle yediler. Yiyorlar içiyorlardı. Ben eve gelince zaten ev altına üstüne kalkmıştı. Yani karışıktı ev, şişeler, yemişler, içmişler. Kardeşiyle yiyorlardı, içiyorlardı. Yani ben görmedim, başka birine zannetmiyorum da. Ondan sonra... Ama ne olursa olsun aslan yattığı yerden belli olur. İşte, hani yedin içti mi şunu kaldır, çok mu zor? Umursamıyordu, umursamıyordu. Kira ne oldu, kirayı nasıl ödedin? Kirayı ne oldu? Zaten bizim de o dönemler boşanma sürecimiz vardı. Hı-hı. Boşandık. O iki aylık borcu da eve depozit parası vermiştik işte. Ona saydık. Ona saydık. Ne tepki verdi eşiniz? Siz dediniz ki ben boşanmak istedim, hı-hı, dediniz. Boşanmak istediğinizi söylediğinizde ne yaptı Kemal? Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey. Demedi. Ya suçlu adam ne diyebilir Ayşegül Hanım? Ne diyebilir? Hayal bekliyordu sanki böyle bir şey. Suçluydu. Sessiz kaldı. Zaten onun sessizliği beni çıldırttı zaten. Hep öyleydi. Bir şey söylüyordum buradan gidebileceğiz. Pasif. Bir şey söylemiyordu. Ya bir mücadeleci değildi, değildi. Değildi yani. Yani böyle bir şey için de mücadele etmezdi diyorsunuz. Etmedi. Ne kadar oldu siz boşanalı? 4 yıl falan oldu. 4 yıl. 4 yıl. Yani işte o en son ev sahibi. Peki boşandıktan sonra sonuçta Emirhan'ın rahatsızlığı devam etti. İlgilendi mi oğluyla? Ya şimdi Allah için ona bir şey diyemem. Yani şöyle bir şey diyemem. Biz ayrıldıktan sonra Emirhan zaten o zaman hani o dönem biraz küçüktü. Hastaydı da. Tabii. Geliyordu. Yani az az şeyle kendini doğrultacak kadar biraz böyle düzeltmişti kendini gibi ama geliyordu. Bana para veriyordu. Çocukların oyuncak moyuncak alıyordu. İlgileniyordu. Hmm. Bu da beni mutlu ediyordu tabii. Babasıdır. Yani gelsin ilgilensin. Tabii hoşuma gitmiyor tabii değildi. Ki, tabii ki. Yani o zaman işte bir yani ilgilenmiyor değildi diyorsunuz. İlgilen. Yani o işte küçüklük döneminde 2 kere geldi. Zaten o dönemden sonra hiç görmedim Ayşegül Hanım. Hiç görmedim. Yani inanın belki görseydim ona ben... Peki bir şey söylemek istiyorum. İyi misiniz aslan? Özür dilerim. Estağfurullah, lütfen özür dilemeyin. Lütfen özür dilemeyin. Aslanım peki siz şimdi Kemal Bey'le neden bir araya gelmek istiyorsunuz? 4 yıl olmuş siz ayrılalı. Diyorsunuz ki mesela dediğim gibi hiçbir şey tek taraflı değildir ama sizin söylediğiniz taraftan şu çıkıyor. Kemal Bey sorumsuz, hayata hani öyle çok
ciddi bakan bir adam değil. Evet. İzlenimi çıkıyor. Değil mi? Evet. Neden bir araya gelmek istiyorsunuz? Kemal Bey'i tekrar geri mi istiyorsunuz? Ya şimdi şöyle, o dönemler diyorum ya, hani çok mantıklı düşünemiyordum. Her şeyin üst üste gelmesi. Tabii canım, kolay şeyler değil yaşadıklarınız. Benim psikolojimin bozulması. Hepinizin, Kemal Bey'in de sizin de. Yavru onun zaten az orada. Çalışması, benim var ayoğa bağırmam, mantıklı düşünememem. Bir kere bu. Ama bu boşanma sürecinde tarttım, biçtim, yani kaldırdım, indirdim. Çocuğum 16 yaşına geldi. Ben çocuğumu anasız babasız büyütmek istemiyorum. Düşkün mü Emirhan babasına? Evet evet. Yani nasıl araları? Görüşüyor mu araları babasıyla? İyi. Çok seviyor babasını. Aa. Babası da onunla ilgileniyor, ediyor. Hatta vallahi korkuyorum da, bir ara bana dedi, anne dedi, ben babamın yanında kalacağım. Ha kalsın, ben ona bir şey demiyorum da ya, Emirhan hani hastalığı daha yeni atlattı ya. Şimdi yine rutin şeylerine gidiyoruz, hani ne olur ne olmaz diye kontrollerine. Baba gidiyoruz. Görebiliyor onu istediği baba zaman görüyor, değil istediği mi? İstediği zaman artık büyüdü yani, bir aloya bakıyor. Onunla bulaşıyorlar, ediyorlar. Mutlu. Mesela onunla iki hafta kalıyorsa, tatillere falan gidiyorlar örneğin. Ben de üç gün kalıyor. Dediğim gibi bir şey demiyorum ama yine böyle bir tarafında tedirginlik var Ayşegül Hanım. Neden? Neden biliyor musunuz? Ya şimdi önceden bu adam sorumsuz. Bu adam düzenli bir adam değil. Çalışmaya desen, iş olursa çalışıyor, iş olmazsa çalışmıyor. Tamam, bize o zaman küçükken gelmişti, hatta bana para da vermişti dedim ya. Ama şu anki durumunu ben bilmiyorum. Ha, çocuğu mutlu gibi gözüküyor ama. Ya yine de şimdi eğer ben ona ulaşsaydım, onunla bir konuşma ortamım olsaydı, ben bunları inanın sorardım zaten. Emirhan nasıl görüşüyor babasıyla? Telefonla görüşmüyor mu? Evet, telefonla görüşüyor da Emirhan'ın... Yani Emirhan'da babasının telefonu var. Emirhan'da telefon olmaz olur mu? Var. Onlar görüşüyorlar, ediyorlar ama... Yani. Şimdi merak ediyorum dedim ya, hani hastalığından dolayı diyorum, arayayım en azından. Ya buluşalım, ben ona hani bu zaman pişmanımı söyleyeyim, ondan özür dileyeyim. Hani bunları anlatmak istedim. Bir gideyim ortamını göreyim. Çocuğum hasta. Hangi şartlarda bitiyor? Pis mi, temiz mi? Nedir yani? Ha tamam, Emirhan arada bir diyordu, benim odam var, çok güzel anne. Hani orada kalmak istiyorum ama çocuktur yani. Çocuğu da kendi tarafına çekmiş. Kandırmış diye düşünüyorum. Hangi sıklıkla görüşüyorlardı? Yani ha, dediğiniz gibi haftanın 2-3 günü orada. Haftada diyelim 2 hafta onunla kalışıyor. 3 gün bende kalıyordu. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi tedirginliğim vardı. Bana vermiyordu. Bana ne diyordu biliyor musun Emirhan? Anne diyordu, bir şey olunca, hani merak ettiğim bir şey olsa bana söyle, ben babama söylerim. Yani o kadar temil, hani kendine benzetmiş onu da. O yüzden bir türlü onunla konuşamadık, bir iltibata geçemedik. Siz tam olarak Kemal Bey'le bir araya gelmek mi istiyorsunuz? Evet, anladığım bu. Şegül Hanım. Değil mi? Anladığım. Evet, evet, evet. 4 yıl olmuş, 4 yıldır Kemal Bey'in belki sizin hayatınıza biri girmedi. Benim hayatımda kesinlikle biri olmaz, olamaz da. Ben kendimi çocuğuma adadım. Bu yaştan sonra, bu şeyden sonra, ben 16 yaşım genç olmuş benim çocuğum, benim evlilikle ne işim olur? Benim evlilik mevlilik şeyim yok ama... Belki Kemal Bey'in hayatında olsaydı, biri var, bunu biliyor musunuz? Yani bilmiyorum ama büyük bir ihtimal olsaydı şey söylerdi, Emirhan söylerdi. Tabii. Onu diyecektim, Emirhan hani... Yok yok, olsaydı onunla... söylerdi. Değil mi? Söylerdi canım. Yani ağzından... babamın yanında biri var falan bir şey derdi. Derdi yani. Derdi yani, çocuktur sonuçta, ne kadar büyük ya. İlla insan, hani büyük insan bile insan ağzından kaçırabilir ya. Biz Kemal Bey'le irtibat kurduk. Evet. Ben şimdi gidip kendisinin telefonunu arayacağım. Programımıza davet edeceğim. Ay inşallah. İnşallah kendisiyle görüşme imkanım olur. İnşallah. İnşallah sonrasında sizinle de yan yana getiririz. İnşallah, ne olur Ayşegül Hanım, ne olur. Bakın sizden tek ricam, benim çocuğum ne olursun bak. Annesiz babasız büyümüşsün. Sana yalvarıyorum. O gelir, ben biliyorum ya, gelecek, o gelir. Ben zaten hani ona ulaşamadım diye size müracaat ettim. Ben sana güveniyorum, ben ona da güveniyorum. Ben diyorum ya, annesiz babasız büyümesin benim evladım. Tek istediğim bu. Sıcak bir yuvası olsun. Çocuğum iki arada kaldı. İnanın kaldı yani, bunu da biliyorum. Kalmasın. Ne olur yalvarıyorum size. İkna edin, olur mu, gelsin. Aslı Hanım, ben elimden geleni yapacağım, merak etme. Teşekkür ederim. Tamam, şimdi teşekkür bana müsaade edin. Müsaadesiz. Sağ ol. Müsaadesiz. Kemal Bey'i arıyoruz.
Efendim? Kemal Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Kemal Bey merhaba. Ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ayşegül Günay, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum. İzlemiyorum Ayşegül Hanım. İzlemiyorsunuz. Bizde size ait bir emanet var Kemal Bey. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Evet, mümkün. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Sizin ederim. Çok yakınınızda bizim aracımız var. Ekibimiz de orada. Görebileceğiniz bir yerde. Eğer aracımıza gelebilirseniz, siyah bir midibüs, aracımıza gelebilirseniz size ait emaneti orada alabileceksiniz. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, bekliyorum. Birazdan tekrar arayacağım sizi. Tamamdır, sağ olun. Ay böyle kolay olmasına bayılıyorum. Programı izlemiyorum dedi ama gelmeyi de hemen kabul etti. Zaten çok yakınında tutuyoruz. İnsanlar hani görebilsinler diye evlerinin yahut iş yerlerinin önünde oluyor aracımız, ekibimiz. Baştan bir tereddüt ediyorlar ya bazıları, hani geleyim mi gelmeyeyim mi, başka bir şey mi var, acaba dolandırılıyor muyum, kandırılıyor muyum düşünceleri oluyor insanlarda. Ama hani büyük orada aracı görünce, sonra kalabalık ekibi görünce bir rahatlıyorlar. Evet, bir şeylerin gerçekliği söz konusu deyip inanıp geliyorlar, sağ olsunlar. Evet, Kemal Bey de aracımıza geldi. Arayalım bakalım tekrar. Efendim Ayşegül Hanım. Kemal Bey, araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım şu an. Tamam. Kemal Bey, ben şimdi telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Evet. Aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Evet, görüyorum şu an, tamam. Kasayı. O şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Telefonu kapamayın yalnız, ben de ne olduğunu merak ediyorum. Tamam. Tamam. Evet, şu anda bir anneti gördüm. Açtınız. Ne var içinde, ben de öğrenebilir miyim Kemal Bey? Benim oğlum aldığım araba. Oğlunuza aldığınız araba. Evet. Oyuncak bir araba mı var? Evet, oyuncak bir araba var. Kim göndermiş olabilir bunu size? Oğlum göndermiştir, Emirhan göndermiştir. Başka biri geliyor mu aklınıza? O zaman nasıl göndermiştir, o göndermediyse? Evet. Evet Kemal Bey. Programımıza Aslı Hanım başvurdu. Kemal Bey, evet. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Acaba araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Ben sizinle biraz sohbet etsem. Olur Ayşegül Hanım ama benim nişanlı olduğum için nişanlımla beraber gelmek istiyorum. Bunu Aslı Hanım'la duymasa iyi olur. Hani nişanlısınız. Evet, evet. Ne zamandır nişanlısınız, özür dilerim? Bir hafta oldu. Ha, daha yeni. Acil. Evet, bir hafta oldu, acil oldu ama nişanlandık. Anladım. Anladım. Aslı Hanım bilmesini istemiyorsunuz. Evet, mümkünse bilmesi daha iyi olur. Anladım. O zaman nişanlınızla birlikte mi geleceksiniz? Evet. Tamam Kemal Bey, tamam. Ben bekliyorum sizi. Tamam, çok görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun. İyi günler, sağ olun. Tamamen mevzu değişti. Aslı Hanım'ın beklentisi bambaşkaydı. Açıkçası ben de böyle bir şey beklemiyordum. Üzülecek. Üzülecek ama yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Evet.
Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey geliyor. Geliyor mu? Evet, ben onunla biraz sohbet etmek istediğimi söyledim. Hı hı. İnşallah gelsin, birazcık Kemal Bey'le sohbet edelim. Benim nişanlı olduğum için nişanlımla beraber gelmek istiyorum. Bunu Aslı Hanım'la duymasa iyi olur. Ne olur ikna edin, olur mu? İnşallah yan yana gelirsiniz yani. İnşallah, çok istiyorum, ne olur. Nasıl tanıştınız siz Kemal Bey'le? Annem bir gün Kemal'in annesiyle tanışıyorlar mı artık bilmiyorum, komşu aracılığıyla mı? Bunlar tanışmışlar. İşte Kemal'in annesi demiş benim oğlum var, belli bir yaşa geldi. Şey yaptı, annem görmemişti ama hani Kemal'i tanımıyordu. Resmen de görmemişti. Anneye güvenerek. Aynen aynen, numarayı vermişti. İşte birkaç gün sonra beni aradı. Hı-hı. Biz konuştuk telefonda falan ama sesi çok hoşuma gitmişti. Hı-hı. Ya. Ya doğru oldum. Ondan ses merak ettim. Annem de merak ediyordu hani. Neyse biz buluşmaya karar verdik. Buluştuk ama annem dedi ki ben seni yalnız bırakmam dedi. Çünkü şey hani tanımıyor etmiyor ya. Bir kafede, bir çay bahçesinde falan buluşun. Ben dedi 2-3 masa ileride şey yaparım, gözetlerim sana. Ne olur ne olmaz. E ben de bir şey diyemedim. Eskiden hani, öyleydi. Öyleydi. Bence. Buluştunuz mu? Tabii buluştuk. Tek başınıza. Sonradan buluştunuz ama tek başınıza. Tabii tabii, sonradan buluştum. Ha. O ilk görüşmemiz annemle. Evet, ondan sonra işte bir hafta falan geçti. Öyle yine telefonla falan konuşuyoruz. Şeye gittik işte, böyle bir çay bahçesine gittik. Oturduk. Bana evlilikten beklentimi sordu. İşte benden ne bekliyorsun dedi. Hayallerimi anlattım Ayşegül Hanım. Böyle hani pembe dizilerde olur ya. Hani öyle bir aşk istedim ya. Bana onları yaşatsın. Çünkü yokluk vardı. Ben bazı hani gidemediğim yerler, hep özleniyordum böyle güzel yerlere gitmek. Ama sevdiğimle, kocamla, eşimle. Hani yuvasına sahip çıksın, evim olsun, işte çocuklarım olsun. Ondan sonra onu... TV'lerde böyle aşklar vardır ya. Onlardan istiyordum. Diyordum bana öyle aşk yaşat. Evet, birazcık insanlar dizi filmlerde falan tabii çok etkileniyorlar hani filan ama her şey öyle olmuyor ne yazık. O da bana işte. Peki götürdü mü sizi Kemal Bey öyle yerlere, sizin hayal ettiğiniz yerlere? Ya işte o da bana o zaman dedi ki işte durumum olursa hani götürürüm. Hmm. Götürdü mü? Götürdü işte. Yani evlendikten sonra. Normal standart şey düğün. Yemeğe falan çıkar mıydınız böyle hani dışarı? Yok yok, öyle bir romantik adam. Sürpriz sever miydin? Ne bileyim hani yok. Kimisi böyle hop çiçekten yüzü görünmez zaten... kapıda çiçeklerin arkasındadır falan. Ayşegül Hanım zaten biz evlendik, rutin herkesin işte düğün salonu. Ondan sonra bir haftalık bir Antalya balayısı. Hmm. O balayıda da zaten ya işte o hani adet yerini bulsun misali. Pek de hoşuma gitmedi ama. Hmm. Neyse, o da yine hayal ettim dedi. Yani çok gönlünüzce olmadı. Olmadı olmadı. Evlilikte. Ama yine dedim belki paramız olursa ileride daha güzel yerlere gideriz. Bu parasızlığın sebebi Kemal Bey'in çok sık iş değiştirmesi miydi acaba? Ya işte bu nasıl söyleyeyim? Onun o saflığı diyeyim, iyi niyeti diyeyim. O kullanılıyordu. Yani her girdiği iş yerinde tamam, önceden mesela evlenmeden önce sık sık iş değiştiriyordu. Burada arkadaşının yanına girdi ama o arkadaşı da işte dediğim gibi onu kullanıyordu. Ya az para alması önemli değil Ayşegül Hanım, kendini kullandırıyordu. Hani benim hep hayalim başkasının yanında çalışmasın. Hani paramızı biriktirelim, sigortalı bir iş olsa kendi işimizi kuralım diye de benim şeyim vardı. Hep hayalim vardı. Çok insan bunu hayal eder. Güzel yerlere gidelim, gezelim, dolaşalım edelim. Ama nerede? Nerede onda o potansiyel? Nerede onda bir atılımcı ruhu? Yoktu yani. Hep bu yönden de pasifti ya. Benim eşim pasifti. Başından beri bunu söylüyorsunuz. Pasifti diyorsunuz. Yani girişken değildi ki. Hayır diyemiyordu demek ki. Aynen öyle. Dediğiniz gibi herhangi bir hedefi yoktu adamın, hedefi yoktu. Hani bir insanın... Hani şunu yapacağım gibi bir şey yoktu. Hedefi olmalı. Az para kazanması önemli değildi benim. Hedefi yoktu adamın. Adam dümdüz önüne bakıyor. Ya bir hedefin olsun. Dediğim bir gibi akşama kadar kazanıyor, sabaha kadar yiyor yani. Çabala, girişimci ol, atılgan ol. Senin bir ailen var, senin bir çocuğun var. Yok, yok. Ha işte acaba daha evvelden de mi böyleydi acaba yani? Peki ailesi ne dedi sizin boşanmanıza? Ne söyledi ailesi? Ailesi zaten hiç karışmadı ki.
ailesi hiç karışmadı. Hiçbir şey de demedi. Maşallah hiçbir şey de karışmamışlar. Karışmadılar. Nasıl, çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Nasıl maddi konuda yardımcı olamadılar belki de. Hani tamam onların... Hem maddi konuda olmadın da manevi konuda... Olmadı. Olmadı diyorum ya, evime bir kere geldiler. Bir kere geldiler. Bu ne ya? Kolonya, şeker getirdiler bana, kaldırdı. Dedi ki işte senin çocuğun hasta. Temiz bir ortamda olması lazım. Biz kalabalık etmeyelim. O yüzden de fazla gelemiyoruz. E bize dediği bu. Diyorum ya, el, ben gibi, ne el de, gibi el de el böyle, gibi, el de böyle geliyor 40 yılın başında. Ben ne yapayım öyle aileyi? Ne yapayım yani? Size soruyorum. O yüzden de yani boşanmaya herhangi bir tepki vermemeleri yahut hani kayıtsız kalmaları sizin için normal. Yani o ben zaten boşanacağım dediğimde eşim de hiç tepki vermedi ki. Hatalıydı. Peki hani böyle evlenmeden araştırılır ya insanlar. Kız da araştırılır, erkek de. Evet. Hani sorulur, soruşturulur. Evet, kimin nesi, nedir, ne değildir. Klasik şey derler, içkisi kumarı var, evet, bilmem çalışıyor mu çalışıyor. Yani eşinizin herhangi bir işte düzenli olarak çalışmaması aileniz için sorun olmadı mı? Yani hani sizi Kemal Bey'e verirken ya oğlum senin düzenli bir işin yok, sen ne yapacaksın, doğru, bu kıza nasıl bakacaksın demedi mi sizin aileniz? Dedi, şöyle dedi. Kemal bana... Zaten söylemişti hani fazla iş bulamıyorum. Hani illaki bulacağım, edeceğim hep böyle. Ya zaten Kemal diyorum ya, özünde iyi biriydi. Ben ona güveniyordum hani açıkçası. O dönemler evlenmede sık sık evet. Hani iş değiştiriyordu, bir yerde tutturamıyordu, edemiyordu. Zaten babamın da kulağına gitmişti. Babam dedi ben hani çalışmayan bir adama nasıl kız vereyim? Nasıl ya, evini geçindirecek edecek? Bunu tabii Kemal'e de söylüyordum. Kemal de en son işte o arkadaşının tekstil firmasındaki işi bulunca babam, o da ne yapıyor? Tamam, işi artık buldu. Bir işi var. He, nasıl olsa sigortalı bir iş falan. Öyle tamam dedi, yoksa babam evlendirmezdi, vermezdi yani. Açık açık da söylüyordu yani. Ama ben de umudumu hiç kesmemiştim Kemal'den. Yani illaki o da beni seviyordu yani. O yüzden bir işe girer çalışır diye umut ediyordum yani. Ya özünde de kötü biri değildi ama işte... Siz hala Kemal Bey'den umudunuzu kesmemişsiniz. Kesmedim. Ben onu seviyorum Ayşegül Hanım. Seviyorum. Yani diyorum ya, benim de hatalarım oldu. Ben dörtlük bir insan değilim. Yani benim gençlik, kızlık dönem, evlenmeden önceki dönemimde de sıkıntılar vardı. Evlendim yine sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı. Yani en büyük etken de işte çocuğumun hastalığı. Eşimin vurduğum duymazlığı. Her şey üst üste geldi. Bu arada evet, Kemal Bey geldi. Geldi mi? Ben şimdi sizi bir şansım olsa masasına davet edeceğim Aslı Hanım. Sizi oraya göndereceğim. Ben de gideceğim Kemal Bey'le biraz muhabbet edeceğim. Ay, şey oldum böyle. Tüylerim diken diken oldu. Çok özlemişim. Ondan özür dilemek istiyorum. İnşallah her şey istediği gibi olur. Siz de yardımcı olacaksınız. Evet. Bana müsaade edin. Tamam, müsaade siz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Hanımefendi, siz de hoş geldiniz. Buyurun dışarıda konuşalım, buyurun. Hava güzel. Buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Hanımefendinin ismini bağışlar mısınız? Alina. Alina Hanım. Güzel bir hanımefendi. Çok güzel. Evet. Ben nişanı falan bilmiyordum. Öyle bir şeyden haberim yoktu. Yani bu tarz bir bağlantınız olduğunu bilmiyordum ama yeni olduğunu söylediniz. Evet Ayşegül Hanım, bir hafta oldu. Biraz acele oldu ama. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkürler. İnşallah mutlu olursunuz Alina ve Kemal Bey. Tabii şimdi ayrıldığınız eşinizin, eski eşinizin diyeyim, beklentisi evet, çok farklı. Yani o sizin, tabii bu çok yeni olmuş ama Emirhan da sizin yanınıza gelip evet, gittiği için, görüştüğünüz için. Hani böyle bir şey
olabilir mi diye sordum ben. Genelde hani ayrılmış çiftler için tekrar yan yana herhangi bir sebeple getireceksek de bunu soruyoruz. Ama o da hani böyle bir şeyin olmadığını, hatta olma ihtimalini bile düşünmüyoruz. Ayşegül Hanım, yani Emirhan'ın aslında haberi vardı. Ha öyle mi? Evet, Emirhan'ın haberi vardı ama ona söylememesini rica ettiydim. Ama bize devamlı gelip gidiyordu. Emirhan bu konuda zaten annesiyle tartıştığımız için devamlı bir sürekli bir tartışmamız olduğu için sonuçta... Alina Hanım'ı tanıyordu yani. Hayır. Emirhan tanıyordu. Ha Emirhan. Aslı Hanım tanımıyordu. Şimdi Aslı Hanım eşinize ve çocuğunuza karşı yeterince ilgili olmadığınızdan şikayet etti. Yani hatta evliliğinizin bitme sebeplerinden biri de bu sorumsuzluk bir taraftan da ilgisizlik dedi. Yani hani hastalık süreci evladınız çok geçmiş olsun. Çok şükür evet, şimdi çok gayet sağ olun, iyiymiş. Teşekkür ederim. O süreçte maddi imkansızlıklar da varmış. Her evde olabilir. Ama sizin bu dönemlerde özellikle çok ilgisiz ve sorumsuz olduğunuzu söyledi. Ayşegül Hanım, nasıl anlatayım? Aslı Hanım'ın isteği arzusu hiç bitmedi. Zaten o zamanların şartlarıyla zaten imkanımız yoktu. Düğün yaptık. Çay içersiniz değil mi? Teşekkür ederiz, olur. Düğün yaptık, düğünümüzü beğendik. Ha, bir ondan baştan sonra... anlatın. Evet, dinleyeyim ben de. Buyurun evet. Lütfen. Annelerimiz, babalarımız işte tanışmışlar. Bu arada vesile oldular annelerimiz. Hı-hı. Bu arada konuşmaya başladık. Hı-hı. Telefonda konuşuyorduk. Hı-hı. Tabii bir süre böyle devam etti. Bu süreç içerisinde Aslı'yla konuştuk. Yani gittik, buluşmaya gittim. Hı-hı. Tabii o arada annesi de gelmiş ama ben görmedim. Bilmiyorum. Doğal olarak tabii tanımadığı bir insan. Sonuçta kızı. Onlar gayet normaldir. Takip etmesi normaldir. Tabii. Ondan sonra tabii benim o arada fason işleri yaptığım için yani sabit bir işim yoktu. Bir arkadaşınızla ortak olmak istemiş sanırım ama eşiniz buna hiç gönüllü olmamış. Ayşegül Hanım, bunların hepsini anlatayım. Zaten anlatacağından eminim de. Çünkü Aslı'nın bir yapısı var. Yani burada aramızda konuşsak da bir şey yapmaya çalışsak da yani bunu arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, ailesi herkes biliyor. Yani bir ilişkide sır denen bir olay vardır mesela. Onun öyle bir şey yoktur. İnsanın toplum içerisinde... Tabii. Kol kırılır, ne derler? Yen içinde kalır hani. Bunun yani eşini yüceltmek gibi bir derdi yok. Her zaman yani insanların içerisinde toplumda, ailesinin, benim kardeşimin yanında küçük düşünmekten başka bir derdi yok. Ne gibi şeyler yapardı mesela? İsteği arzusu bitmezdi. Bir kardeşimiz vardı. Emirhan yeğeniyle oynamaya gelirdi. Hani mutlu olsun, moral motivasyonunu düzelteyim diye. Onu bile çekemezdi. Yani demezdi ki bu benim oğlumun kahrını çekiyor, ona mutluluk veriyor falan diye bir düşüncenin içerisine girmezdi. Yani anca karalama, anca yani öteleme gibi bir şey vardı. Yani bu benim kocam, eşimdir falan, yücelteyim falan diye bir derdi yok. Bana de her zaman diyordu ki daha güzel bir işler bu falan. Arkadaşlarımla işte ben de arkadaşlarıma izah ettim bu durumu. Arkadaşlarım toparlandılar. Beni eskiden tanıştığım bir arkadaş vardı. Onunla tanıştım. Tabii şey yaptılar, söylediler. Ben onunla gittim. Arkadaşım bana iş teklifinde bulundu. Beraber ortak yapabileceğiniz. Ben de tabii bir ümit. Sevindim tabii. Bana dedi ki, ben dedim tabii sermayem yok, param olmadığını söyledim. Evet. O da bana dedi ki olsun, hem aylıklı çalışırsın hem de kazandığımız sermayeyi dedi. Kendine sermaye, evet, sermaye yaparsın dedi. Hı. Devam ederiz dedi. Ben bir tane daha şirket kuracağız dedi. Yani siz de sonuçta emeğinizi vereceksiniz. Tabii. İşte Aslı Hanım da o dönem şey olmuş. Yani hani bu adamın parası yok, pulu yok, herhangi bir sermayesi yok. Bu işin içinde bir iş var diye düşünmüş. Hep mi böyle ters tarafından bakar? Ayşegül Hanım. Ya da peki siz ne yaptınız yani? O ortak olmanızı istememiş. Ben de doğal olarak aile birliği temeli sağlam olsun. Her zaman yani bozulmasın ister. Yani bu kutsal bir müessese olarak bakıyorum yani evliliğe. Tabii aile birliğimiz bozulmaması için ben teklifi reddetmek zorunda kaldım. Arkadaşıma söyledim. Aslı Hanım'ın sözünü dinlediniz. Sonuçta ailem, sonuçta eşim. Onu dinlemek zorundaydım. Arkadaşımıza tekrar bu durumu anlattım. O da tabii gayri ihtiyar üzüldü ama sonuçta kapısının bana her zaman açık olduğunu söyledi. Ve şu an hala onun yanında çalışıyordum. Ben o dönem yani çalışmaya başlamıştım.
Bir türlü mutlu edemedik. İsteklerini, arzusunu hiçbir zaman bitiremedim. Gibi istekleri vardı yani? Bitmiyordu. İki yılla bir koltuk değiştirme. İşte mutfağımızı yenileyelim, tazeleyelim. Evimiz üç oda bir salondu zaten. İkisi doluydu, bir tanesi boştu. İki sene, üç sene zaten içini dolduramadık. Gücümüz yetmiyordu. Elektrik, su, doğalgaz. O da hastalandı. Tabii. O da hastalandıktan sonra doğalgazı iyice açmak zorunda kaldık. Bütün odaları ısıtıyorduk yani hasta olmasın diye. Ama malum böyle bir illet başımıza bela oldu. Evin yükünü ben çekiyordum. Gece çalışıyordum, gündüz çalışıyordum, yetinmiyordum. Yani hala çalışmak zorundaydım. Çünkü biliyordum yani sorumluluğumu biliyordum. Sonuçta bir babayım. Tabii o dönemde yavrunuz ne isterse yapıyordunuz. Ayşegül Hanım öyle bir gün var ki onu hayatım boyunca ölene kadar da unutamam. Bir gün Emirhan canı pastırma istemiş. Annesi beni aradı. Dedi ki Emirhan'ın canı pastırma istedi. Alır mısın? Param yok, bir şeyim yok. Ay sonunu zaten getiremedim. Neyse, cebimdeki son parayla da gittim. Pastırma aldım, 100 gram kadar pastırma aldım. Geldim, Emirhan'a gösterdim. Dedim ki, oğlum dedim pastırma istemişsin böyle falan. Tabii Emirhan bir tane aldım. Sanırım midesi bulandı, yiyemeden bıraktım. Annesi Emirhan'a diyor ki oğlum bak böyle yiyeceksin, oğlum bak şöyle yiyeceksin, yavrum böyle yiyeceksin derken pastırma yedi. Tabii ben bu arada tatlı. Kim yedi? Aslı'ydı. Evet. Bu benim içimde kaldı. Ve hiçbir zaman da unutamayacağım. Aslında bir takım şeyleri kendi belki istiyordu ama size çocuğunuzu kullandığını mı düşünüyorsunuz size karşı? Kullandığını artık kullanıyordu zaten. Koz başka yapacak şey yoktu Ayşegül Hanım. Yani bundan başka bir çaresi de kalmamıştı. Kullanmak zorunda kaldı yani. Hep. Ne zaman çatırdamaya başladı evlilik? Emirhan'ın hastalığı tetikledi mi bunu? Yani sonuçta ikinizin de sorumluluğu... Şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım. Zaten evliliğimiz başladı, düğün olayımız başladı. Salon tuttum, salonu beğenmedi. Balayını götürdüm Antalya'ya, balayını beğenmedi. Oradan annesi... Dedi biraz çok mutlu kalmadım. Efendim? Oradan direkt annesini alıyor. Anlatıyor durumu böyle böyle böyle, sevmediğini falan. Yani hiçbir şey değil, mutlu edemedim. Siz duyuyorsunuz bunları. Tabii. Ama kendisinin haberi yok. Ben de benim yanımdan ayrıldı. 2 metre sonra konuşuyor. Tabii ki evladıyla Allah kimseyi sınamasın. Tamam. Evladının başına gelenler yüzünden siz de muhakkak çok acı çektiniz. Ama o da bir anne olarak hakikaten zor günler geçirmiş. Siz evladınızın yanında ne kadar oldunuz? Ayşegül Hanım ben şöyle söyleyeyim. Ben zaten gece gündüz çalışıyordum. Çocuğumuz da bir hastalık içerisindeydi. Sonuçta ben toplumda çok olduğum için akşam evime gittim zaten. Aslı Emirhan'ı kucağından indirmiyordu. Yatağa beraber giriyorlardı. Böyle bir yani artık bir karı koca bir şeyimiz de yoktu. Yani kalmamıştı. Doğal olarak ben de çocuğumu yani geceden geceye görüyordum. Hani mesai yaptığım için, sorumluluklarımı üstlendiğimiz için bunları yapmak zorunda kaldım. Aileniz ne yaptı o sırada? Yani aileniz en azından evladınızın bu hastalığı üzerine size destek olmadı. Şimdi Ayşegül Hanım dedim ya kardeşim geldiği zaman yani hep yanımızda kavga ediyorduk. Biz Aslı'yla hep kavga ediyorduk. Kardeşiniz geldiği zaman? Evet. Rahatsız neden? Oluyordu. Küçük bir çocuktan yani... rahatsız oluyordu ne bileyim. Yani sanki elin bir beklenti içerisindeydi. Hep bu beklentileri hiçbir zaman bitmedi. Tabii kardeşim benim bunları yanımızda tartıştığımız için ister istemez kulak misafir oluyordum. Tabii eve gittiği zaman anneme babama diyor ki Emirhan hasta. Temiz ortam olması lazım dışarıdan içeriye gitmeyin gibisinden hani artık onları durdurmak için. Böyle şey yapıyordu ama manevi olarak bizlere güç veriyordular. Ama maddi olarak zaten güçleri yoktu onların. Şimdi şöyle, sizin anlattığınız
minvalle hanımefendinin, Aslı Hanım'ın anlattığı minval bayağı farklı. Yani şöyle izah edeyim seyircimize de. Yani siz bambaşka meselelerden bahsediyorsunuz. Mesela onun takıldığı yerler farklı. Hep diyor mesela hastalık boyunca ben bir şeylerle uğraşırken yorulup eve geldiğimde o ev hep dağınıktı diyor. Mesela buralara çok takılmış dedim ya daha evvel. Hep dağınıktı diyor. Hiçbir şekilde toplanmazdı. Ben bir de bununla uğraşırdım. Ve çocuğumun hani öyle bir ortamda durmasını istemezdim diyor. Zaten o boşanmak istemiş sizden. Evet, ben boşanmak istememiştim ama doğru, bazı konularda haklı. Kendisinden yeri geldi, özür de dilediğim oldu. Dedim ya Ayşegül Hanım, istekleri arzusu bitmediği için. Yani ben normalde mesai, yani çalışma saatimin içerisinde haricinde tekrar mesai yapıyordum ki sırf evime katkı yapayım diye. Tabii bunlar hastaneden geleceklerdi. Benim kardeşim de bana yardım etmek için abi dedi. Yani gelirim evi toparlarız gibisinden. Tabii o arada doğalgazı falan açtık. Evin ortamını, ısısını sağlayalım derken yorgundum. Yorgun olduğum için oturduğum koltukta biraz da içeri ısınınca uyumuşum. Uyuyakalmışsınız. Ondan sonra sabah geldi, gelir gelmez toparlayayım falan derken tabii bağırma, çağırma, etme falan derken ben özür diledim. Yani haklısın gibisinden. Ama bu devamlı oluyormuş. Genel olarak yaşadığım buydu dedi. Sonra ev kirası ödemediğinizi söyledi. Ayşegül Hanım yetişemedim. Yani bir insanın da bedeninde bir yere kadar takati vardır, gücü vardır. Tabii ki. Ben gücümün üstünde efor sarf etmeye çalıştım ki sırf Emirhan iyi olsun. Emirhan'ın isteklerini yerine getirelim. Aslı'nın isteklerini yerine getireyim diye. Yani asıl fedakarlık yapan benim. Gecemi gündüz yapan da benim. Mücadele eden de benim. Evet, Aslı Hanım da çocuğun annesi. O da mücadele verdi ama dediğim gibi... İnsan olarak, beden olarak, yük olarak çekiyordum. Yeri geldi, havalar güzel olduğunda Aslı'ya dedim ki... Aslı, kucağımla ben götüreyim falan derken... O hiçbir zaman kabul etmedi. Her zaman taksiye binelim gidelim. Her zaman böyle bir lüks yaşantısı içerisinde, yokluk içerisinde varlık yaşamaya çalışıyordu. Gücüm yetmiyordu artık. Böyle bir şeyimiz oldu. Peki eşiniz boşanmak istediğini söyledi. Siz ne dediniz? Siz nasıl buna evet demeye karar verdiniz? Aslında ben ilk önce boşanmak istemedim. Evet. Ama artık kaldıracak gücüm kalmadı. Emirhan'ın o ortamda, stresli bir ortamda yaşaması da artık doğru olmadığını düşündüm. Yani benim o evde, çünkü her gün kavga, her gün gürültü. O da tabii büyüyor Emirhan'dan netice itibariyle. Bir de hasta olduğu için duygusal oluyordu. Yani sonuçta bir anne baba tartışmasını karşılamak, görmek tabii doğal olarak bu çocuğa da etki ediyordu. İstemeyerek de olsa ben evden ayrılmak zorunda kaldım. Aldım eşyalarımı, çıktım. Şey anlattı, oğlunuz Emirhan bir kere okuldan ağlayarak çıkmış. Sebebi de sizin okulun orijinal üniformalarını değil de almayıp yerine gidip benzerini diktirmeniz olmuş galiba. Ayşegül Hanım, zaten o zaman durumumuz hem yoktu hem de doktorlar Emirhan'ın okula gitmemesinin gerektiğini söyledi. Tabii o da arkadaşları gibi okula gitme özentisi vardı. Annesi de ben yanında olacağım, her zaman yanında duracağım dediği için. Tabii ben de okul müdürüyle görüştüm. Okul müdürü de üniforma falan almasını gerekmediğini, bu şekilde gelip derslere katılabileceğini söyledi. Tabii sonuçta babayım. Kumaş belki rengi farklıydı ama kalitesi olarak belki şeydi ama sırf o mutlu olsun diye ben diktim. Siz mi diktiniz? Evet. Konfeksiyon içinde olduğum için ben diktim. Emirhan onlardan ayrı kalmasın diye. Ama annesini yine mutlu edemedik, çocuğu da mutlu edemedik. Hiçbir zaman mutlu edemedik ya. Üzülmeyin.
Peki siz boşandıktan sonra maddi durumunuzda sanırım bir düzelme oldu, öyle mi? Evet. Şansınız yaver mi gitti? Emirhan da o arada irik nakli falan olmuş. Evet. Tabii ben onu Emirhan'ın şeyine bağlamaya çalışıyorum artık yani. Çünkü Emirhan'ı ben belki çocukluğumda hani istediği şeyleri çoğunu imkanı sağlayamadım ama... Evet, o arkadaşımla beraberim. Hani zamanında bana teklif sunan arkadaşımla beraberim. Evet, şu an 5 tane atölyemiz, 1 tane fabrikamız var. Ne güzel, ne güzel. Evet. Artık yani... Daha evvel Aslı Hanım'ı dinlediğiniz için pişmansınız o zaman. Aslında pişmanlık demeyelim. Bu sonuçta bir çocuğumuzun annesi. Evet, geçmiş yani gelmeyen günlerin şeyidir diyelim bunlar. Yani sıkıntılarıydı diyelim. Sonuçta... Ama şimdi mutlusunuz, mutlu görünüyorsunuz. Evet, evet. Ne? Bizi hayata bağlayan anne oldu mesela. Bununla tanışmamız da yurt dışında bir firmada çalışırken tanıştık. Ondan sonra konuştuk ettik. Tabii ben soğuk bakıyordum yani bu evlilik olayına ben soğuk bakıyordum. Şeyden sonra anlatmıştım, söylemiştim. Ayşegül Hanım bir gün hiç unutmam. Alina ona doğum günü kutlamış. Yani sürprizi yapmıştı. Yani o artık onu sahiplenmişti, benimsemişti. Alina nasıl aran Kemal Bey'in oğluyla, Emirhan'la aran iyi mi? Çok iyi. Çok iyi. Seviyorsun çok onu. Çok seviyorum. Senin çocuğun var mı? Yok maalesef. Yok. İnşallah olacak. İnşallah, inşallah, inşallah. Ama Emirhan'ı seviyorsun. Tabii. İyi vakit geçirir misiniz? Evet, haftada 2-3 kez beraber. Çok iyi çocuk, sorunsuz, çok konuşuyor, çok eğlence. Eğlenceli çocuk. Evet, rahat, sorun hiç yok. Sorun hiç yok. Evet. Ayşegül Hanım, şurada bir şey sorabilir miyim? Söyleyebilir miyim? Tabii, tabii. Lösemili çocukların, yani duyguları falan, yani ergenlikten daha önce... başladığını, yani arkadaş ortamına göre daha önce başladığını söyleyebilirim. Yani daha önce yetişiyorlar, daha önce büyüyorlar. Böyle bir şey. Yani onunla da çok güzel anlaştığı konular bunlar mesela ya. Değil mi? Konuşabiliyorsunuz evet. Alina o zaman Emirhan'la değil mi? Tabii ki. Tabii. Çok güzel, çok. Peki Kemal Bey. Buyurun. Şimdi eşinizin eski eşinizin beklentisi bambaşkaydı. Evet. Ama ben yine de biraz konuşmanızı isterim. Eski eşinizle görüşmek ister misiniz? Şu an öyle bir düşüncem yok Ayşegül Hanım. Düşünmüyorum. Peki bizim formatımız gereği biz bir süre veriyoruz gelen misafirlerimize. 30 dakika gibi bir süre. Evet. O süre zarfında da aracımızda bir video izlemenizi istiyorum. Ha bundan sonra hayır ben kesinlikle gelmek istemiyorum derseniz... Araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Evet. Ama gelmeyi kabul ederseniz de eşinizle birazcık sohbet etmiş olursunuz. Eski eşinizle pardon. Olur Ayşegül Hanım, izleyebiliriz. Buyurun o zaman araca. Yani bu hiç beklemediğimiz bir şeydi. Hani bunu söyleyemeyeceğim tabii Aslı Hanım'a ama gideceğim yanına. En azından geldiğini bilsin, ne olduğunu bilsin. Kemal, merhaba. Senden her şey için özür diliyorum. Sana ulaşmak o kadar zordu ki mecbur kaldım buraya çıkmaya. Emirhan'ı da nasıl temihlediysen bir türlü bana söylemedi telefonla. Yoksa oradan konuşurdu. Haklısın. Benim de çok hatalarım var. Ama ne yapayım? Emirhan'ın hastalığı. Onun yanında olmak. Onunla tanışmak istedim. Senin yanında olamadım. Evet Aslan. Hoş geldiniz Ayşegül. Hoş bulduk. Aslı Hanım, konuştuk Kemal Bey'le. Hı hı.
İnşallah gelir. Ay inşallah. Ama geldiği zaman da biraz şaşırabilirsiniz. Ben sakin olmanızı rica edeceğim sizden sadece. Neden? Yani gelirse inşallah siz kendiniz bunu konuşursunuz ama sakin olun. Bir şeyleri sakin karşılayın. Sizin için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani. Bakacağız inşallah. Bana için aslında Emirhan çok önemli. Evet. Bu sebeple Heidi tanışmayacağız. Mesela o anne kimde Emirhan vakit geçiyor bilmeli. Evet, bilmeli. Hayat yani hani ve geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Bir sandalye alabilir miyiz? Çocuğun annesi Alina, nişanlı. Yani bu şekilde belki hani burada öğrenmeniz sizin için biraz ağır oldu. Beklentiniz farklıydı. Fakat aslanım yani böyle de bir gerçek var. Artı Emirhan da Alina Hanım'ı tanıyormuş. Bu durumu biliyormuş ama siz üzülmeyesiniz diye sanırım sizden. Ben rica ettim Emirhan'a saklamasını söyledim. Kemal Bey'in söylemiş. Sağ olsun bugüne kadar sakladı. Tabii aslanım için de ailesiyle yaşadığını biliyoruz. Bugüne kadar yani elimden gelen ne olduysa yardımcı oldum. Bugünden sonra da aynı şekilde yardımcı olurum. Yeni bir ev tutmak isterlerse, bir şeyler yapmak isterse her zaman yardımcı olurum. Bu arada kardeşim şirketimizin müdürüdür, finans müdürüdür. Gerektiği zaman onu arayıp ihtiyacını söyleyebilir. Yani kendisi de tanıyor, numarası da onda var. Bu sizin evinizde kalan kardeşiniz mi? Evet. Kardeşim finans müdürü. Emirhan bir tatil istemişti. Antalya'da bir yer tuttuk. Bir haftalığına gidip tabii onu da yalnız göndermeyecektim ama beraber gidebilirsiniz. Bu arada siz tatiliniz bitip geldikten sonra biz de Emirhan'la beraber Fransa'ya gideceğiz. Bir oyun parkına falan. Sürprizimizi bozmazsan sevinirim. Aa, şu meşhur eğlence merkezi. Evet. Güzel. Aslı Hanım yani öyle ya da böyle sonuçta bununla yüzleşecektiniz. Ben Ayşegül Hanım biz müsaade isteyelim. Çünkü bir toplantımız var, bir yemeğimiz vardı nişanlımla beraber. İzniniz varsa biz kalkmak istiyoruz. Müsaade sizin. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Parayla insanın arasındaki karşılıklı ilişki şudur. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.